çok profesyonel başlamadım bu işe. İlk kızımın doğum günü pastasıyla başladım. Neden olmasın, yapabilirim ben diye. Güzel bir malzeme çıktı ortaya. Çok güzel bir pasta çıktı. Ve insanlar, gelen misafirler çok beğendi. Ama gene düşünmedim ben. Sonradan yine bir sene geçti, oğlumun pastasını yaptım. Yine aynı şekilde çok beğenildi. Biraz daha ilerletmeye başladım tabii kendi çapımda. Ondan sonra ikinci pastayı oğlumda yaptım. Yine hani önemsemedim bunu, ticari olarak hiç düşünmedim. Yaparım, satarım gibi düşünmedim. Sonra yine okulumuzun, oğlumuzun okuma bayramı vardı. O zaman dediler ki bir etkinlik yapalım. Çocuklarla beraber ne yapabiliriz? Dedim okuma bayramında güzel bir pasta yapalım, öğretmenimizi yapalım. Etrafta işte kalemler, kağıtlar, defterler olsun. Böyle bir şey yaptık. Çocuklar çok hayran kaldı. Çok sevdiler. Okul yönetimi ve okuldaki insanlar çok bayıldı bu işe. Ben dedim bunu yapmalıyım, neden olmasın. Bu iş zaten büyük şehirlerde bir sektör. Dedim neden olmasın, eğilmeliyim ben bu konuya. İşte yavaş yavaş kendim ekipmanlarını, orijinal böyle profesyonel ekipmanlarını küçük küçük alarak bir şeyler yapmaya başladım. Baktım güzel de gidiyor. Ve her yaptığım bir sonrakinden, bir öncekinden daha da güzel olmaya başlıyor. Dedim olmalı, ben bunu yapmalıyım. Ondan sonra böyle evde bir 7-8 ay boyunca ben bu işi evde yapmaya başladım. Güzel tepkiler almaya başladım. Müşterilerim artmaya başladı. Memnuniyetler artmaya başladı. Trakya'da da böyle bir şeyi yasal yapan yoktu. Bir butik pastane yok. Dedik biz bunu yasal olarak yapalım. Ve böyle bir dükkanı bulduk. Çok da denk geldi. Yerimi de çok beğeniyorum. Dedik neden olmasın? Böyle bir yola giriştik. Dükkanın alt katı imalathane, üst tarafı teşhir. Aynı zamanda giren kişi pastasının siparişini verdikten sonra parti malzemelerini de bulabileceği, alabileceği bir yer oldu. Her gün değişik insanlardan, farklı kişilerden güzel tepkiler alıyorum. Amacım bunu biraz daha ilerletip daha profesyonelce bu işi yapabilmek ve bunun akademisyenleri ben biri olmak istiyorum açıkçası. Diye bir insan modelleme yapmak istiyorum ilerleyen dönemlerde. Kişinin resmi bana gelecek ve ben onun resminin aynısını pastanın üstüne heykeltıraş gibi birebir aynısını uygulamak istiyorum. Şu anki amacım, hedefim bu. İnşallah başarılı olurum.